bir an önce başlamasını arzu ediyor. Türkiye'de gayrimenkulleri bulunan, taşınmaz malları bulunan vatandaşlarımızın bilgilerini dünyadaki hiçbir ülkeyle paylaşılması söz konusu değildir. Bu bilgilerin, özel bilgilerin korunması kapsamı içerisinde de zaten güvence altına alınmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ile bir söyleşi yapacağız. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum İsmail Bey. Teşekkür ederim. Gündeme dair çok başlıklar var. Aralarında en çok seçtiğimiz konuları, en çok konuşulan konuları size soracağız Sayın Vekilim. Sizlerin yapmış olduğu çalışmalar var yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik. Bunların başında hiç şüphesiz ki şu anda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren bedelli askerlik, sosyal sigortalar, yurt dışı borçlanması gibi, emeklilik gibi konular geliyor. İngiltere'de oturum kartı olan Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerine girişte vize alma konuları gibi çeşitli konular var. Vatandaşlarımızın Avrupa Birliği ülkelerine girişte yaşadığı bir sorun var. Oturum kartı olan vatandaşlarımız, İngiltere'de özellikle oturum kartı olan vatandaşlarımız diğer ülkelere giderken vize talep ediliyor. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? İsmail Bey, bildiğiniz üzere Avrupa Birliği ülkesi 28 ülkeden müteşekkil bir kurum, bir birlik idi. Brexit sürecinden sonra bu 27'ye düşmüş durumda ve İngiltere önümüzdeki süreç içerisinde, sene içerisinde yapılacak olan görüşmelerle birlikte bu ülkelerle olan iletişimini hangi düzlemde gerçekleştireceğini netleştirmiş olacak. Dolayısıyla bu belirtmiş olduğunuz soru İngiltere'nin Avrupa Birliği ile ilgili olan müzakere süreçlerinin sonucunda netleşecek bir durum olduğunu ifade etmek istiyorum. Ben aynı zamanda uzun yıllar Almanya'da oturmuş, Almanya'da hayatını idame ettirmiş, Almanya'da oturum müsaadesi olan bir Türk vatandaşı olarak tabii İngiltere'ye seyahat etmek istediğim zaman İngiltere ile ilgili olarak da seyahat noktasında vize almam gerektiğini biliyorum. Kendi içerisinde Schengen kuralları çerçevesi içerisinde hareket etmeyen İngiltere'nin yani Schengen vizesi kapsamı dışında hareket eden çalışması bir ayrıcalığı olduğunu biliyorum. Bu konuyla ilgili olarak öyle tahmin ediyorum ki sene içerisinde İngiltere'nin AB ülkeleriyle yapacak olduğu müzakereler sonucunda konu daha netleşmiş bir durumda olacak. Ben bir kez daha İngiltere'de yaşamakta olan vatandaşlarımızın ve çifte vatandaşlığı olan insanlarımızın bu konuyla ilgili olarak beklentilerini, düşüncelerini muhakkak İngiliz siyasileriyle, İngiliz siyasi partileriyle görüşmeleri gerektiği noktasında telkinde bulunmak istiyorum. Peki, teşekkür ederim. İlerleyen süreçte ülkeler arasındaki yapılan görüşmelerle tabii ki bu belirlenebilecek bir konu. Bir diğer konu da şu anda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının askerlikle ilgili çalışmaları hakkında güncelleme var mı acaba Sayın Vekilim? Bildiğiniz üzere yurt dışında dövizle askerlik yapılabilme imkanı ile ilgili olarak son yıllarda birkaç kez değişikliğe gidilmiş oldu. En son yurt dışında dövizle askerlik yapılabilmesi için 21 günlük askerlik süreci ve bununla birlikte 5114 euroya tekabül eden bir miktarın ödenmesi gerekiyor idi. Geçmiş dönemde yapılan değişikliklerle birlikte yanlış hatırlamıyorsam 2011 yılında olması gerekir. 21 günlük zorunlu askerlik sürecinin kaldırılmasıyla birlikte bu ödenecek olan rakam 10.000 avro seviyesine yükseltilmiş. 2013 yılında bu 6.000 avro seviyesine düşürülmüş idi. 2016 yılında ise bu süre miktar 1000 avro seviyesine düşürülmüş ve 38 yaş sınırlaması getirilmiş idi. 2018 yılında bu miktar tekrar 2000 avro seviyesine yükseltilerek 38 yaş sınırlamasında kaldırılmış olduğu bir süreç yaşadık. Geçen yıl özellikle askerlik reformu ile ilgili yapılan çok geniş kapsamlı düzenleme ile birlikte bedelli askerlik miktarıyla dövizle askerlik miktarının eşitlendiği yani Türkiye'deki bir vatandaşımız bedelli askerlik yapmak istiyorsa 21 günlük askerliği zorunlu askerlik sürecini de tamamlayarak vermiş olduğu miktar neyse dövizle askerlik noktasındaki bir yurt dışında yaşayan bir kardeşimizin de vereceği miktar eşitlenmiş oldu. Yurt dışındaki vatandaşımızın bir ayrıcalığı tabii bu 21 günlük zorunlu askerlik sürecini Türkiye'de tamamlamamış olması. Çünkü yurt dışındaki yaşamış oldukları ülkelerdeki bulunmuş oldukları ortamlarda izin alma imkanlarının da zorluğunu göz önünde bulundurularak hareket ediliyor. Bununla birlikte ben tabii yurt dışındaki artık vatandaşlarımızın 3. 4. nesile ait olan vatandaşlarımızın geçim sıkıntılarının çok ciddi oranda arttığını,
ayrımcılık, İslamofobi ve dışlamayla çok ciddi anlamda mücadele edildiği bir ortamda istihdamın kolay olmadığını her ortamda ifade ettim. Önümüzdeki süreç içerisinde de yine yurt dışındaki kardeşlerimizin bu dövizle askerlik miktarının imkanlar dahilinde düşürülebilmesiyle ilgili olarak hem kendi siyasi partimde hem aynı zamanda yurt dışı Türkler ve Akrabalar Topluluklar Alt Komisyon Başkanı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vatandaşlarımızın beklentilerini, yaşamış oldukları ülkelerdeki sıkıntılarını her ortamda ifade etmeye gayret edeceğim. Zira yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye ile ilgili en önemcil meselelerinin aidiyet meselesi olduğunu, yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımızın zaten tatillerini ülkelerinde geçirerek her türlü ekonomik birikimlerini bir şekilde ülkeye de yansıtarak, yani Türkiye'mize yansıtarak bir senelik zaman zarfı içerisinde Türkiye ekonomisine gelmiş oldukları tatillerini geçirerek oradaki bir şekilde alım ve satışlarını yaparak 5 ile 8 milyar dolarlık bir katkı sundukları bir ortamda yurt dışındaki vatandaşlarımızın her halükarda bu dövizle askerlik uygulamasından daha müsbet anlamda imkanlarını zorlayacağımızı belirtebilirim. Sayın Vekilim, yılların birikmiş olduğu sorunlar bir anda bir kalemde çözülebilecek değil. Zamanla iyileştirme yapılarak çözülecek. Sizler de bu gayretleri gösteren siyasilerden bir tanesisiniz ve bu komisyonun çalışmalarını da bizler yakından takip ediyoruz gazeteciler olarak. Bu konuda başarılı çalışmalar yapıyorsunuz. Bu konuyla ilgili de yine bir soru geldi. İngiltere NHS ile Türkiye SSK arasında sağlık sigorta anlaşması yok deniliyor. Tatile giden Türk vatandaşları, İngiltere'den tatile giden Türk vatandaşları Türkiye'de sağlık hizmetlerinden faydalanamıyor bu anlaşma olmadığı için. Bu konuda bir iyileştirme olacak mı yakınlarda? Burada bilmemiz gereken en önemli mesele bu vatandaşlarımızın NHS olarak ifade edilen sosyal sigortalar tahmin ediyorum İngiltere'nin. Orada yaşayan vatandaşlarımız sosyal sigorta primlerini NHS'ye ödüyorlar. Dolayısıyla orada yaşayan birçoğu çifte vatandaş olan, hayatlarını orada idame ettiren, İngiliz ekonomisine katkı sunan, katma değer üreten, aynı zamanda sosyal sigortalar primlerini de o ülke ödeyen vatandaşlarımızın o ülkenin dışında başka bir ülkeye gittikleri zaman ilgili ülkenin sosyal sigortasının Türkiye ile anlaşma yapması gerektiğinin altını çizmek gerekiyor. Bugün Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da yaşayan vatandaşlarımız, yani yurt dışında başka ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız da bulunuyor. O ilgili ülkelerin sosyal sigortalar kurumu Türkiye ile yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesi içerisinde Türkiye'ye geldikleri zaman acil hizmetler olarak ifade edilen yoğun bir şekilde bir hastalığa yakalanmış olmaları durumunda acil servislerden hizmet alabilmelerini imkan tanıyan karşılıklı sosyal sigortalar anlaşması parafe edilmiş durumda. Dolayısıyla burada muhakkak yaşayan, İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımızın NHS ile Türkiye'nin bu aradaki anlaşmayı parafe etmesi için muhatap olarak NHS'yi görmeleri gerekiyor. Yine biraz önce ifade etmiş olduğum gibi siyasiler vasıtasıyla oradaki sosyal sigortalardaki tanıdıkları vasıtasıyla yurt dışına çıktıkları zaman bu ilgili Türkiye ile ilgili bu anlaşmanın yapılabilmesi için sorunun yönetilmesi gereken kurum Türkiye değil, Türkiye'deki sosyal sigortalar kurumu değil. Çünkü bu anlamda bir isteksizlik, gönülsüzlük içerisinde olan ülke Türkiye değil, Türkiye'deki SSK değil. Bu konuyla ilgili olarak vatandaşlarımızın bu soruyu NHS'ye yönelterek bu taleplerini İngiltere'deki ilgili yetkili makamlara ulaştırması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Siyaset biliyorsunuz muhakkak talebe göre hareket ediliyor. Yani bu konuyla ilgili olarak vatandaşlarımız sizin bize yönetmiş olduğunuz şekildeki soruları medya kanalıyla, kamuoyu kanalıyla, siyasiler kanalıyla, sivil toplum örgütleri kanalıyla ilgili makamlara iletmeleri ve bu konuyla ilgili bir kamuoyu oluşturmaları bence son derece kıymetli olur. Yine ifade ettiğim gibi böyle bir taleple gelindiği zaman Türkiye bu talebin önünde engel olan değil, karşılıklı olarak yapılacak anlaşmalar çerçevesi içerisinde. Tabii Türkiye'nin de Sosyal Sigortalar Kurumu'nun yurt dışındaki ilgili ülkenin sosyal sigortasını da finanse edecek bir noktada olmayacak. Karşılıklı adilane bir anlaşmanın yapılacağı her ortamda Türkiye bunun önünde engel değil. Bilakis yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak noktada olduğunu ifade edebilirim. En çok gelen sorular arasında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın mal varlıklarının araştırılması, bilgi paylaşımı konuları var. Türkiye, İngiltere, Avrupa Birliği arasında bilgi paylaşımı durumu nedir? Bilgi paylaşımı süreci başladı mı? Bu konuda vatandaşlarımız merak ediyor. İki tane tabii konuyu burada ayırmak lazım. Birincisi mal varlıklarının paylaşımı ile ilgili. İkincisi ise bankalardaki bulunan finansal birikimlerimizin yani otomatik bilgi paylaşımı diye ifade edilen konuyu. Türkiye'de gayrimenkulleri bulunan, taşınmaz malları bulunan vatandaşlarımızın bilgilerinin dünyadaki hiçbir ülke ile paylaşılması söz konusu değildir.
bu bilgilerin, özel bilgilerin korunması kanunu kapsamı içerisinde de zaten güvence altına alınmıştır. Bu konuyla ilgili olarak zaman zaman bazı ülkede tutmuş oldukları avukatlar kanalıyla vatandaşlarımızın gayrimenkullerinin olup olmadığını, yani sosyal yardım için başvuran vatandaşlarımızın Türkiye'de gayrimenkullerinin olup olmadığı ile ilgili araştırma yürüttüklerini biliyoruz. Bu avukatlarla ilgili olarak savcılığa gerekli suç duyurularında bulunmuş ve bu konular Türkiye'nin kendi hukuku çerçevesi içerisinde kovuşturuluyor ve öyle tahmin ediyorum ki mahkemeler zaten bundan sonraki süreci de çok dikkatli bir şekilde takip edeceklerdir. Ancak bununla birlikte bildiğiniz üzere Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün değişik ülkelerindeki vergi kaçakçılığını engellemek, kara para trafiğini engellemek üzere 2011 yılında Kanada imzalanmış olan bir anlaşma var. Bu 2011 yılında imzalanan anlaşmayla birlikte bu anlaşmaya Türkiye'de 2017 yılında imza atmış durumda. 2017 yılında imza atılmış olan bu anlaşmayla birlikte Türkiye'de Avrupa'nın tüm ülkeleriyle birlikte kara para trafiğinin engellenmesi, bir şekilde vergi kaçakçılığının oluşmaması, vergi cennetlerinin oluşmaması için bu anlaşma içerisinde bulunuyor. Bu Türkiye ile belirli bir ülke arasında imzalanmış değil. Yanlış hatırlamıyorsam 100'e yakın ülke tarafından, hatta 100'den fazla ülke tarafından imzalanmış. İkamete dayalı olarak vatandaşlarının bilgilerinin karşılıklı olarak birbirlerine verilebileceği bir çerçevede belirlenmiş bir durumda. Bu çerçeve içerisinde İngiltere'deki Türk vatandaşlarımızın eğer Türkiye'de bulunan herhangi bir şekilde mali hesapları varsa, banka hesapları varsa ve ikametleri İngiltere'de ise, yani burada altını çizmek gereken bir nokta, ikamete dayalı olarak bu bilgilerin verileceğidir. Eğer İngiltere'de ise İngiltere'nin Türkiye'deki hesap bilgilerini otomatik olarak alabilme imkanı, İngiliz vatandaşı olup Türkiye'de ikamet edenler var ise Türkiye'nin de İngiliz vatandaş olup Türkiye'de ikamet edenlerin bilgilerini İngiltere'den alabileceği, yani karşılıklı bir şekilde alınabilecek bir ortam olacağını belirtmem gerekiyor. Artık transpandaşan genişleyen bir dünyada Türkiye'nin tabii uluslararası finans kuruluşlarından tecrit edilmemesinin de sağlanabilmesi için Dünya Bankası'nın, yine biraz önce dediğim gibi Dünya Kalkınma Bankası noktasında da uluslararası finansal sistemden tecrit edilmemesi, Türkiye'nin bir şekilde dışlanmaması için de muhakkak Türkiye'nin bu uluslararası finans piyasaları içerisindeki kendi pozisyonunu koruyabilmesi ve aynı zamanda itibarının da sağlanabilmesi anlamında da son derece kıymetliydi. Dolayısıyla karşılıklı olarak otomatik bilgi paylaşımı bankalardaki mali bilgilerimizle ilgili, oradaki mevduatımızla ilgili paylaşım söz konusu olacaktır önümüzdeki süreç içerisinde. Ancak buradaki paylaşım kesinlikle herhangi bir şekilde bir geliri kapsamayacaktır. Mevduat bilgilerini kapsayacaktır, faiz gelirlerini kapsayacaktır ve sigorta ile ilgili olarak yapılmış olan anlaşmalarda herhangi bir gelir varsa bunları kapsayacaktır. Ama gayrimenkulleri veyahut da taşınmaz mallarla ilgili bir paylaşım söz konusu olmayacaktır. Konuda da çok soru geliyordu ve bu şekilde de açıklık getirmiş olduk. Bir diğer konu da İngiltere-Türkiye uçuşları Temmuz ayına aktarıldı ve şu anda Türk vatandaşları burada bekliyor. Tabii ki öncelikli olarak tahliyeler yapıldı. Burada öğrenci veya geçici olan Türk vatandaşları tahliye edildi. Gelen sorular arasında burada yerleşik olarak yaşayan, işte İngiliz vatandaşı olan Türkler ve yaşlı olarak da bulunan yaşlılarımız var. Bunların tahliyesine bir öncelik verilebilecek mi diye bir soru geldi. Uçuşlar ne zaman normalleşecek Türkiye-İngiltere arasında? Bu süreç içerisinde özellikle COVID-19 süreci içerisinde Türkiye'mizin sağlık sistemiyle ilgili başarısını hep beraber gözlemleme imkanımız oldu. Hamdolsun bugün Türkiye'de COVID vaka sayısıyla ilintili olarak vefat sayısına baktığımız zaman dünyanın birçok ülkesinden çok daha iyi konumda olduğunu gözlemledik. Maalesef İngiltere'nin bu süreç içerisinde yanlış hatırlamıyorsam 35 binin üzerinde bir vefat sayısıyla birlikte öncelikle bağışıklık psikolojisi noktasında hareket eden, daha sonraki süreç içerisinde bu siyasetini değiştirip ama bütün bu sürecin içerisinde COVID-19 vaka sayısının tespiti, hastanedeki bu süreç içerisindeki insanlara müdahalenin yapılması noktasında birçok eksikliklerin olduğunu da gözlemleyebilme imkanımız oldu. Tabii Türkiye sadece sağlık sektöründeki bu başarısını görmedik. Aynı zamanda yurt dışındaki vatandaşlarımızın tahliye sürecinde 126 ülkeden 75 binden fazla vatandaşımızın 365 uçak seferi, 34 tane karayolu seferi, yine 10 tane deniz yolu seferiyle tahliyesinin yapılabildiği, yine
içinde 135 ülkenin yardım talebinin bulunduğu bir ortamda dünyada tek başına yeterli olan Türkiye'nin sadece kendi vatandaşına yönelik değil, kendi insanına yönelik değil, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik değil ama aynı zamanda yüzden fazla ülkeye de tıbbi yardım noktasında da hareket ettiğini ve dünyanın vicdanı olduğunu, insan eksenli bir siyaset güttüğünü de bir kez daha gözlemleyebilme imkanımız oldu. Böyle bir milletin mensubu olmaktan, bir milletvekili olmaktan da dolayı Allah'a hamd ettiğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tabii tüm bu süreçlerle birlikte yurt dışındaki seferlerin başlayabilmesi her şeyden önce hem o ülkedeki COVID-19 vaka sayısının yani COVID-19'da olan mücadelenin de belli bir çerçeveye oturtulmasıyla ilgili bir süreç. Türkiye tabii yurt dışındaki uçuşların bir an önce başlamasını arzu ediyor. Bu konuyla ilgili olarak gerekli tedbirlerini, gerekli önlemlerini almış durumda. Ama önümüzdeki süreç içerisinde bu sürecin ne zaman itibariyle başlayacağını şu anda net olarak ifade edebilmek mümkün değil. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde yapılacak olan karşılıklı görüşmeler neticesinde bunun netleşeceğini umut ediyorum. İngiltere ile ilgili olarak bu görüşmelerin devam ettiğini biliyorum. Öyle tahmin ediyorum ki 15 Haziran'dan sonraki bir süreç içerisinde bunu tam olarak hangi tarih olacağını belirtebilmek imkanı değil. Mümkün değil şu an itibariyle. Ama Avrupa ülkeleriyle peyderpey aşılabilme imkanı olacağını düşünüyorum. Haziran ayının sonuna doğru başlama imkanı olabileceğini umut ediyoruz. Dinamik bir süreç bu süreç. Belki COVID-19'da olan mücadelenin daha başarılı seyretmesi ve bu pandemiyle ilgili olan sayıların daha geriye doğru gitmesi, daha azalmasıyla birlikte bu tarih daha erkene veyahut da daha ileriye alınabilir. Dolayısıyla net bir tarih belirtebilme imkanının olmadığını, sürecin dinamik bir süreç olduğunu ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımızın tüm bu süreçleri İngiltere'deki Büyükelçiliğimiz vasıtasıyla, yine İngiltere Türk Hava Yolları ofisimizdeki ilgili yetkililerimiz vasıtasıyla ve Dışişleri Bakanlığımızın web sitelerinden takip etmelerini tavsiye ediyorum. Sayın Vekilim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı olarak yapmış olduğunuz çalışmaları ve yurt dışındaki Türklere yönelik yapmış olduğunuz çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz? Şu anda bildiğimiz üzere yurt dışında yaşamakta olan yaklaşık 7 milyon insanımız var. 1961 iş göç anlaşmasıyla başlamış olan ve yurt dışındaki insanımızın seyahat ederek o ülkelerde işçi statüsünde başlamış olduğu bu süreç hamdolsun bugün baktığımız zaman artık işveren statüsüne geldiği, hayatın her alanında var olan bir noktaya evrildiği bir süreç yaşıyoruz. Tabii bu vatandaşlarımızın hem yaşamış oldukları ülkelerde ama aynı zamanda Türkiye ile ilgili de diyaloğun, birlikteliklerinin, beraberliklerin devam ettiği bir ortamda Türkiye'de de yaşadıkları ülkelerde de sorunlarının olduğunu biliyoruz. Özellikle Avrupa'da bugün baktığımız zaman İslamofobinin, ırkçılığın, xenofobinin yükselmiş olduğu bir ortamda bu vatandaşlarımızla ilgili diyaloglarımızı artırabilmek, vatandaşlarımızın sorunlarını ülkelerdeki siyasilerle görüşebilmek, hükümetlerle görüşebilmek ama aynı zamanda da parlamentolarla ve parlamenterlerle görüşmenin son derece kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Daha önceki dönem içerisinde yurt dışındaki vatandaşlarını sadece işçi olarak gören, çünkü 1980 Anayasası'nın 62. maddesine baktığımız zaman yurt dışındaki vatandaşlarla ilgili olan bu kısımda yurt dışında çalışan insanlarımızla ilgili anayasamızın ve devletimizin sorumluluklarını sıralar. Burada ifade edilmesi gereken önemli bir ayrıntı, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız demiyor, yurt dışında çalışan vatandaşlarımız diyor. Yani yurt dışındaki vatandaşına sadece çalışan kategorisinde gören ve o insanları sadece çalışan insan olarak belirleyen bir noktadan hamdolsun bugünkü gelmiş olduğumuz noktada artık hayatın her alanında var olduğumuzu görüyoruz ve yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımızı sadece ekonomik sahiplerle değerlendirmeyip onları bir güvenlik tehdidi olarak değerlendirmeyip yaşamış oldukları ülkelerde bir yumuşak güç olarak gören ve ne alabiliriz deyip Türkiye'nin artık hamdolsun ne verebiliriz noktasında olduğunu gözlemleyebilme imkanımız var. Sizlerin de takip ettiği gibi özellikle bu süreç içerisinde yurt dışındaki vatandaşlarımızın ilgili ülkelerde eğer herhangi bir şekilde sağlıklarıyla ilgili sorun varsa ve bu ülkelerde ciddi anlamda bir sağlık destekleri sağlanmıyorsa ilgili ambulans uçağını dahi ilgili ülkelere göndererek oradaki vatandaşlarını alarak Türkiye'ye getirebilen bir ülkenin varlığından bahsediyoruz. Yani kurumsal olarak yurt dışındaki vatandaşların sorunlarıyla yakinen ilgilenen bir hükümetin varlığını görüyoruz, bir devletin varlığını görüyoruz. Bu devletimiz artık yurt dışındaki vatandaşların meseleleriyle ilgilenirken kurumsal olarak yapılanmış Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nı oluşturmuş, TİKA'yı oluşturmuş, Yunus Emre Enstitüsü'nü oluşturmuş, AFAD'ı oluşturmuş. Yani yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunlarıyla daha yakından ilgilenebilmek için konsolosluk sayısını artırmış. 246 ülkede artık bugün temsilciliğinin bulunmuş olduğu, 246 temsilciliğini
değişik ülkelerde bulunduğu bir konuma evrilmiş olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte artık vatandaşlarımızın sorunlarını da parlamentoda da daha yakinen takip edebilmek, ilgili kanun tekliflerinin parlamentoda sunulabilmesi ve diğer komisyonlarda yapılan görüşmelerde de yurt dışı vatandaşlarımızın sorunlarını, beklentilerini ifade edebilmek, dillendirebilmek için AK Parti'nin vermiş olduğu bir teklifle birlikte Dışişleri Komisyonu bünyesi içerisinde Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları alt komisyonumuz oluşturuldu. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde bunun ihtisas komisyonu haline gelmesi için de mücadelemizi devam ettireceğimizi ifade etmek istiyorum. Yine bu komisyonumuz vasıtasıyla son bir yıl içerisinde yurt dışındaki vatandaşlarımızı yakinen ilgilendiren 5 tane kanun teklifimizi genel kurulda yasalaşma imkanı oldu. Yine ilgili bakanlıklarımızda yapmış olduğumuz görüşmelerde birçok düzenlemeyi sağlayabilme imkanımız oldu. Nasip olursa inşallah önümüzdeki günlerde yine yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili olarak ehliyetlerimizin daha uzun süre yurt dışında alınmış olan ehliyetlerimizin daha uzun süre Türkiye'de kullanılabilmesinin imkanını ve önünü açacak olan düzenlemeleri getireceğiz. Yine kanun teklifimizle birlikte yurt dışından emekli olmuş olan vatandaşlarımızın yurt dışında yarım gün çalışabilmelerinin önünü açabilecek olan yasal düzenlemeleri de hep beraber sağlamış olacağız. Yani diğer bir ifadeyle artık kurumsallaşmış olan yapıları devletin değişik kademelerinde bulunan bir anlayışın dışında meclis çatısı altında da yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunlarını daha yoğun bir şekilde işleyen, vatandaşlarımızın sorunlarını da yaşamış oldukları ülkelerde gözlemleyebilen, son COVID-19 sürecinden önce bizler komisyon olarak Almanya, Belçika ve Hollanda'yı kapsayan bir ziyaretimiz olmuştu. Bir sonraki ziyaretlerimizin içerisinde de İngiltere'de söz konusuydu. Ancak bu COVID sürecinden dolayı maalesef bu ziyaretimizi gerçekleştiremedik. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde bu ziyaretlerimizi de gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızla daha yakın bir diyalog içerisinde olacak. Parlamentomuzun varlığını değişik siyasi partilere mensup olan milletvekilleriyle birlikte oraya giderek yerinde gözlemleyebilecek ve vatandaşlarımızın sorunlarını hem orada tespit edip aynı zamanda oradaki ilgili siyasilerle, parlamentolarla da görüşüp bunları gündeme getirebilecek bir noktada hareket edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum bize zaman ayırdığınız için. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Buyurun. Ben çok teşekkür ediyorum İsmail Bey. Bir kez daha beni programınıza konuk ettiğiniz için. Özellikle bu vatandaşlarımızın bu yaz tatillerini Türkiye'de yapabilecekleri bir ortamın sağlanabilmesi için biz her türlü önlemi almış durumdayız. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde şu anda biliyorsunuz Kredi Yurtlar Kurumu'ndaki zorunlu izolasyon sürecini tamamlamış ve şu anda 14 günlük sosyal izolasyon sürecini evlerinde tamamlamak üzere olan bir safhaya geçilmiş durumda. Ben önümüzdeki süreç içerisinde inşallah COVID-19 sürecinin daha menfi seyretmesiyle birlikte, yani bu sürecin hastalık sayısının daha azalmasıyla birlikte ve 14 günlük evdeki zorlu izolasyon sürecinin de kaldırılacağını ümit ediyorum. Vatandaşlarımızdan benim özellikle vereceğim mesaj, Türkiye'deki tatil programlarını asla sekteye uğratmamaları, Türkiye'nin önümüzdeki süre içerisinde yapacağı çalışmalar, öyle tahmin ediyorum ki 5-10 gün içerisinde bu artık netleşecektir. Yurt dışındaki vatandaşlarımızla kucaklaşmayı, onlarla bir araya gelmeyi çok arzu ettiğimizi, tatillerini Türkiye için beklediğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. Ve her bir vatandaşımızı saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyor ve kalın sağlıcakla. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınıza kolaylıklar. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı yayınlar, hayırlı günler.